Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Arkasından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa kararı açıklandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın piyasaları rahatlatan açıklamaları geldi. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında ciddi bir değer kaybına uğradı. Borsa günü iyi bir yükselişle sonuçlandırdı. Altın %7 civarında gram altın değer kaybetti. Bugün piyasalar olağanüstü bir dönemi yaşadı. İyi akşamlar. Dünya hallerine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, belki de uzun zamandan beri piyasalar böylesine hareketli, böylesine volümlü bir günü geride bırakmamıştı. Bugün dolar, euro, Türk lirası karşısında belki de tarihi bir düşüş kaydetti. Altın, gram altında da %7 civarında. Borsa bütün bunlara rağmen %3 civarında üzerinde bir artıyla günü tamamlamış oldu. Bu akşam bu konuyu konuşacağız ama Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın dün akşam üzeri yapmış olduğu istifa kararı açıklamasından sonra bugüne kadar şu saat itibariyle bir resmi açıklama gelmedi. Ama biraz sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama bekliyoruz. Yine Dünya Hallerinin içerisinde açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ ve finansal danışman Egemen Kaya ile birlikte bugünü yorumlamaya çalışacağız. Bunlar Türkiye'nin içerisinde olanlar, öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın başkanlığı açıklanmış, garanti şekilde belirlenmiş ve Biden etkisinin de olduğu artık piyasalarda konuşulmaya başlandı. Petrol cephesinde ciddi yükselişleri yaşandı. Borsalarda özellikle Uzak Doğu Asya piyasaları hemen hemen yeşile boyanmış durumda. Bugün gerçekten olağanüstü bir gündü ve biz günün içerisinde Türkiye ile ilgili ve Amerika etkisini de konuşmuş olacağız. İsterseniz hemen manşetlerimize dönelim. Bakalım manşetlerimizde neler var. İlk manşetimiz tabii ki Bakan Albayrak'ın kararı. Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğini açıkladı. Merkez Bankası Başkanlığına cumartesi günü sabaha karşı Naci Ağbal'ın getirilmesinden sonra yaşanan gelişmeler piyasaları hareketlendirdi. Albayrak, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam etmeme kararı aldığım ifadesini kullanarak istifasını açıkladı. Bu açıklamadan sonra istifa kararının resmi olarak açıklanması beklendi. Dün akşamdan itibaren hükümetten bir açıklama gelmedi. Bu saatlere kadar da gelmedi. Biraz sonra Ömer Çelik'ten bir açıklama geleceği bekleniyor. Bakan Albayrak'ın istifa kararı kesinleşirse Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kimin getirileceği konusu da merak konusu oldu. Gündeme gelen isimler olsa da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısı sonrasında bir açıklama geleceği bilgisi bizlere ulaştı. Biz de o açıklamayı biraz sonra ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Evet, Merkez Bankası Başkanlığı'na cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde atanan Ağbal'dan bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama. Temel amacı fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Naci Ağbal, tüm politikalara araçları kararlılıkla kullanacağız. 19 Kasım'a kadar mevcut durumu bekleyeceğiz. Gözden geçireceğimiz her konuyu da değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihi Para Politikaları Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilecektir açıklamasını yaptı Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda Başkanı Naci Ağbal. Evet, bugünün en önemli konularından bir tanesi dolar ve euroda ciddi bir değer kaybının olması. Geçen hafta 8.58 zirvesini gören dolar
Türk lirası yeni haftaya sert düşüşlerle başladı. Dolar 8.18'e, euro 9.73'e kadar indi. Hatta bir ara dolar 8'e ve euro da 8.950'ye kadar geriledi. Bakan Ağbağ'ın ilk mesajını olumlu karşılayan piyasalar, sosyal medya hesabından istifasını paylaşan Albayrak'a ilişkin süreç takip ediliyor, bekliyoruz. Küresel piyasalarda Biden etkisi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na Biden'ın geçmesinden sonra ilginç gelişmeler oldu. Daha fazla parasal teşvik beklentisi ile hisse senetleri yükseldi ve petrol fiyatları yükselirken dolar zayıf kaldı. S&P 500 vadeli işlemler %1,5 üzerinde yükselirken Nasdaq vadeli işlemler %2'nin üzerinde yükseldi ve Amerikan piyasaları için olumlu bir başlangıç işareti kabul edildi. Geçelim diğer bir manşetimize. Almanya'dan bir açıklama var. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat Eylül'de Ağustos ayına kıyasla %2'lik artış beklentisine karşı %2,3 artarak yaklaşık 17,8 milyar euro fazla vererek 103,9 milyar euro oldu. Geçelim, son bir haberimiz olsun. Goldman Sachs ABD ekonomisi için gelecek yıl ilk çeyrek büyüme beklentisini %7'den %3,5'a çekti. Avrupa için 4. çeyrek tahmininde ise %9,1 büyümeden %8,7'ye revize edildi. Evet, bu haberimizi de bitirdik ve hemen isterseniz AK Parti'den yapılacak açıklamaya kulak verelim. Evet, arkadaşlarım başlamadığını söylediler. Dolayısıyla biz ona döneceğiz. Biz Hakan Güldağ'la hemen başlayıp gündemi değerlendirmeye başlayalım. Bugün olağanüstü bir gündü ve ilginç gelişmeler oldu. Dolar, euro, Türk lirası karşısında ciddi anlamda değer kaybetti. Evet, arkadaşlarım hazırsa eğer Hakan Güldağ. Hakan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Sayın Değirmenci, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasıl bir gündü bugün Hakan Bey? Çok heyecanlı, adrenalini yüksek ve rally yaptı piyasalar. Öncelikle bu piyasanın bugün bu hareketliliğini neye bağlıyorsunuz? Bugünkü hareketliliği hem dışarıda önemli hareketler vardı ama asıl tabii iç gündem son derece hareketliydi. Önemli değişiklikler oluyor. Bir hafta sonu gelen iki haber, hem yani Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na göreve getirilmiş olması, hem de dün akşamda Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı'nın göreve devam etmeme kararını sosyal medyadan açıklaması. İstifa demiyorum çünkü kendi metninde istifa diye bir kelime yok. Yani ben istifa ettim demiyor. Göreve devam edemeyeceğini ifade ediyor. Belki burasında bir altını çizmek lazım. Bu ikisi tabii çok önemli gelişmeler. Türkiye'de ekonomiyle ilgili önemli sorunların olduğunu biliyoruz. Kurların çok hızlı bir şekilde yükseldiğini biliyoruz, izliyoruz. Bunlara karşı da bir öngörme, bir belirlilik hali de iş dünyasında da, vatandaşta da hani deyim yerindeyse hat safhaya varmış durumda. Ne olacak? Önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağız? Bütün bunlar, ben geçen hafta bankadaydım bir tesadüfi olarak. Yani bir yere para göndermem gerekiyordu. Yan tarafta işlem yapan memur arkadaş, banka memuru arkadaş dedi ki, vallahi ne oluyor bu hafta dedi. Herkes parayı dolara dönmeye başladı dedi. Ve birisine de işlem yapıyordu. Ben de meraklandım, sordum, ne oluyor dedim. Bilmiyoruz dediler, ne olacağını bilmediğimiz için böyle oluyor dedi. Yani o parayı dolara döndürmeye çalışan. Hani kaç paraydı, neydi bilmiyorum ama bir vatandaşımızdı. Sonuç itibariyle bu öngörememe hali önemli.
buna ilişkin zannediyorum bugün piyasaların da buna onay verir şekilde, çünkü hafta sonundan itibaren başlamıştı, yani daha doğrusu dün akşam ve sabah saatlerinde Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte, daha henüz Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bir açıklama yapmadan önce de kurlarda aşağıya doğru bir hareket, Türk lirasının değer kazandığı bir hareket zaten başlamıştı. Sonrasında da biraz önce ifade ettiğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı'nın hesap verebilirlik, şeffaflık ve öngörülebilirliğin altını çizdiği, ki bu öngörülebilirliği biraz önce de üzerinde durmaya çalıştık, altını çizdiği, işte yine ifade ettiniz, bence de önemli noktaları onlardı. Tüm araçlar kullanılarak hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak ve korumak ve sürdürmek ifadeleri, tam böyle bir merkez bankacı yaklaşımıyla bunun gelmiş olması piyasalar piyasada bunu olumlu olarak görüldü. Hakan abi, şimdi burada piyasaların tepkisi çok ilginç oldu. Geçen hafta Cuma günü dolar 8.58'e kadar gelmişti. Doğru. Efendim bir kısa bir ara veriyoruz. AK Parti'den Ömer Çelik bir açıklama yapıyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanını görebiliriz. Seyrediyoruz. Geçtiğimiz süre içerisinde ülkemiz için canlarını feda eden şehitlerimize, saldırıya uğrayarak şehadet mertebesine erişen işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Her MYK'da olduğu gibi Diyarbakır annelerine bir kere daha buradan selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşmalarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah hepsi en yakın zamanda evlatlarına kavuşurlar. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Türkiye bu büyük acının yaralarını sarmaya devam ediyor. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 1034 vatandaşımız ise yaralandı. Devlet bütün imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren bu depremin acılarını sarmak için seferber oldu. Çok sayıda görevli, çok sayıda birim büyük bir koordinasyon içerisinde İzmir'imize sahip çıkmaya, İzmir'imizi bu afetten oluşan yaraları bir an evvel sarma konusunda beraber olmaya çalıştı. Burada çalışan özellikle kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarca çalıştıklarını hep beraber gördük. Büyük bir fedakarlıkla durmadan, dinlenmeden hayat kurtarmak için büyük fedakarlıkta bulundular. Hiçbirine tek tek burada hiçbirinin ismini sayamıyoruz ama hiçbir kelimenin yetmeyeceği kadar büyük bir fedakarlık bu. Hepsine buradan bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bu arada vatandaşımızın ihtiyaçlarının görülmesi için çok çeşitli birimler, çok çeşitli şekillerde devreye girdiler. Zaten sahada çok sayıda ekip çalışıyor çeşitli alanlarda. Aynı zamanda çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon lira, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 milyon lira, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon liralık kaynak aktarıldı. Tabii ilk anda yapılması gereken İzmir'deki vatandaşlarımızın, İzmir'imizin bu yaralarının sarılması için acil müdahalelerin olması gerekiyor. Hane başına yıkılan binalarda eşyasını kaybedenler için hane başına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı. Tabii yıkılacak, acil yıkılması gereken hasarlı evler var. Bunlarla ilgili de 13 bin lira ev sahiplerine, kiracı durumda olanlara 5 bin lira yardım yapılması şeklinde ilk müdahaleler maddi olarak da bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Büyük bir afet. Allah İzmir'imizi, bütün memleketimizi korusun diyoruz. Bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tabii bugün MYK gündeminde Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu vardı. Kongreler, kongre sürecimizi ilgilendiren kapsamlı bir sunum. Mali ve İdari İşler Başkanlığımızın sunumu vardı. Aynı şekilde iç ve dış konularla ilgili olarak gündemin her zamanki maddeleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu çalışmaları değerlendirildi. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki önümüzdeki dönem yapacağımız işler halen değerlendirilmeye devam ediliyor. En son Cumhurbaşkanımız hafta sonu biliyorsunuz Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Buradaki
Coşkun'un vatandaşımızla buluşmanın çok yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Bu hafta içerisindeki en büyük sevincimiz Şuşa'nın, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin işgalden kurtarılmasıdır. Şimdiye kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ve önemli bazı tepeler Ermenistan işgalinden kurtarılmıştır. 28 yıldır, 30 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır, has Azerbaycan toprağıdır, öz Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları her türlü hukuka aykırı bir şekilde işgal etmişti, bu has Azerbaycan topraklarını. Şimdi Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğu bir de fiilen sahada, cephede bir kere daha ortaya konulmuş oluyor. Tabii Şuşa herhangi bir şehir değil, son derece kritik bir şehir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan bir kültür başkenti, bir sembol. Dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılması demek, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra Karabağ'daki bütün Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor. Tabii Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden çok sayıda şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermenistan saldırganlığına, Ermeni işgalciliğine, barbarlığına destek veren ülkeleri de bir kere daha kınıyoruz. Özellikle bazı ülkelerin adlarını burada da sayıyoruz. Burada Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı yaptırım oluşturmak için özel bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Onların zaten basın yayın organlarında, devlet başkanlarının açıklamalarında da bunu görüyorsunuz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri insani, gayri hukuki işgaline destek vermek. Ama bu amaçlarına ulaşamayacaklar. Nitekim bu konuda sesi çok çıkan ülkelerden bir tanesi, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bir takım girişimlerde bulunmaya çalışan ülkelerin başında Fransa geliyor. Fakat maalesef Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, en son Azerbaycan'daki durumla ilgili olarak Türkiye karşıtlığı, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak Türkiye karşıtlığı gibi bir tavrın içerisine giriyor. Maalesef ama Fransa devletinin pek çok hukuk alanındaki, insan hakları alanındaki kazanımının Macron yönetimi tarafından berhava edildiğini görüyoruz. En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk, biri mağriplı, Cezayirli çocuğu, 4 çocuğu erken saatlerde ailelerinden alarak sorguladı. Bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu çocuklar 10 yaşında. Çocukların sorgulanmasının sebebi de şu. Peygamber Efendimiz'le ilgili o çirkin karikatürler hakkında sınıfta yorum yapmaları isteniyor. Çocuklar da inançları gereği tabii ki bu karikatürleri doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Öğretmenleri bunu şikayet edince bu çocuklara terörist muamelesi yapılıyor. En son gelinen noktada 10 yaşında 4 çocuğu ailesine doğru düzgün haber bile vermeden sorgulayan, bunlara terör suçlusu muamelesi yapan bir Fransa'yla karşı karşıyayız. Sonra tuttular, Bozkurtlar adlı bir grubu, bir yapılanmayı biz yasaklayacağız dediler. Orada Bozkurtlar adlı bir yapılanma yok. Bu tamamen bir yakıştırma isim. Ermenilere karşı barışçıl protesto yapan Türklere karşı birilerinin buradaki kara propagandasını esas alarak oradaki kardeşlerimize Fransa devletinin bu şekildeki girişimleri söz konusu oluyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız böyle bir muameleyle karşı karşıyayken PKK üyeleri, 15 Temmuz kaçkını FETÖ'cülerse orada rahatlıkla gezebiliyorlar. Arkadaşlar yakından takip ettiğimiz bir konu Doğu Kudüs'teki ve Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ndeki gelişmeler. Maalesef Amerikan seçimleriyle eş zamanlı olarak yönetim Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün Vadisi'nde konutları yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinlerin konutlarını yıkıyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı, bu hukuksuzluğa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz. Biz de bu yaklaşımı şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yarın 10 Kasım ilk Cumhurbaşkanımız, Kurtuluş Savaşımızın Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ahirete ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü. Bir kere daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Her bu anmalarda da geçmişteki zor şartlarda verilen mücadelenin
hepimize örnek olacağı şekilde geleceğe yürüme irademizi tazelemiş oluyoruz. Bir kere daha Atatürk'ü ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Arkadaşlar sizle bugün paylaşacaklarım bunlar. Sorularınız varsa alayım. Buyurun lütfen. Fevzi Çakır, Habertürk TV. Efendim dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa beyanı içeren bir metin paylaşıldı. Gerçek mi değil mi çok tartışıldı. Aradan 24 saat geçmesine rağmen şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sayın Bakan gerçekten istifa etti mi? Bu istifa ettiyse bu istifa Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi mi? Söz konusu durum MYK'da gündeme geldi mi? İlaveten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu istifa olayına ilişkin bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk, bu bir devlet krizi sözlerini kullandı, ifadelerini kullandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sen Cumhurbaşkanımız kendi takdirini uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Dolayısıyla bu MYK'nın konusu olan bir konu da değil. Bu kabineyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizinden bahsedenler, devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir noktada bir tıkanma, herhangi bir noktada bir aksama söz konusu değildir. Türkiye, Türkiye'nin yönetilmesinden, Türkiye'nin dışındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar en güçlü kapasiteyle yoluna devam etmektedir. Bakın bu önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalımaraş bölgesini ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler. Orada beraber olma arzularını ilettiler. Bu konudaki alınan mesafeler, en son Şuşa ile ilgili durumu bahsettim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kabinesi kendi gündemine, kendi konularına hakimdir. Öyle bir devlet krizi olarak nitelendirilecek bir aksama, bir tıkanma herhangi bir şey söz konusu değildir. Arkadaşlar cümlelerimin içinde var. Yetkiyi getirme, göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Kabul edip etmeme tabii ki takdirindedir. Evet. İstifa gündem var zaten, gündemi hepimiz takip ediyoruz arkadaşlar. Doğrudur yani. Evet. Dolayısıyla buradaki mesele bunu kabul edip etmeme ya da göreve getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Efendim, Cumhurbaşkanından bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklama için bekleyecek miyiz bir süre daha? Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır. Buyurunuz. TVNET Televizyonu Ümmühan Bölükbaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık... Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerini ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye, Amerika ilişkilerine nasıl yansır bu durum? Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. İsrail'in ABD seçimleriyle eş zamanlı Filistin topraklarındaki yeni yıkım faaliyetleri de sürüyor. Az önce kısaca değindiniz ama bu konuda görüşünüz nedir? Şimdi arkadaşlar Amerikan seçimlerini çok yakından takip ettik. Şu anki tartışmaları da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye tabii ki seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği kazananı tebrik edecektir. Biz seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. Çünkü nihayetinde itirazlar oluyor, başka tartışmalar oluyor, benzeri şey oluyor. Önemli olan Amerikan halkının ve Amerikan demokrasisinin verdiği karardır. Adayların her ikisini de yakından tanıyor Türkiye. Birisiyle başkanlık döneminde beraber çalışıldı Trump'la. Kazandığı ilan edilen, gayri resmi sonuçlara göre kazandığı ilan edilen Biden'la da Obama döneminde başkan yardımcısı olarak
yakın bir çalışma imkanı oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki hangi kanat kazanırsa kazansın, ona göre hazırlıkları vardır. Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araçlarla, hangi politik ajandayla, karşısındaki muhataplarına göre savunma konusunda, nasıl şekillendireceği konusunda büyük bir deneyime sahip bir ülke. Tabii bütün dünyada bu seçim meseleleri giderek daha çok tartışma sebebi oluyor. Bu demokrasilerin geleceği açısından tabii kaygı verici. Bunun üzerine daha çok düşünmek gerekiyor. Yani hem siyasal derinliği açısından hem de legalitesi açısından seçim sonuçlarının sisteme tam yansıması konusunda daha çok kafa yormak gerekiyor. Geçmişte de oldu, bu seçimde de bu tartışmalar oluyor. Dolayısıyla Türkiye gayri resmi sonuçlardan sonra, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki tebrik edecektir kazananı. Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği ve başkan seçilen kişi ve yönetimiyle de uygun politik araçlarıyla ve uygun politik gündemle beraber çalışacaktır. Aynı şekilde burada maalesef bu şeyle ilgili olarak seçim zamanını fırsat bilerek işte daha önce Trump zamanındaki bir takım aşırı uygulamaları devam ettireceği konusunda pek çok açıklama yaptı İsrail hükümeti. Gerek Ürdün Vadisi'nde gerek Doğu Kudüs'teki bu yıkımlar insan haklarına aykırıdır, hukuka aykırıdır. Ve kesin olan şudur, iki devletli barışı yok etmektedir. Bu iki devletli barışı savunan ülkelerin bunu seyretmemesi gerekir. Trump döneminde, geçen dönemki alınan kararlar, başkentinin Doğu Kudüs'e taşınması ve benzeri kararların hepsi, bak daha önce de söyledik, yanlış kararlardır. Barışa hizmet etmiyor, daha çok çatışmaya hizmet ediyor. Bugün bu alınan kararlar çerçevesinde de hem Ürdün Vadisi'ndeki hem Doğu Kudüs'teki bu yıkım kararlarını şiddetli bir şekilde protesto ediyoruz. Buyurun. Efendim, A Haber muhabiri Özkan Özcan. Son dönemde Avrupa'da, Batı'da İslamofobi arttı. Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Yahudi ve Müslüman karşıtı nefret ve nefret suçları özel temsilcisi olarak göreve başlayacak. Bu konu hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu 1 Kasım itibariyle atanmasını son derece kıymetli buluyoruz. Evet, sevgili seyirciler, Ömer Çelik'in açıklamalarını büyük bir merakla bekliyorduk. Özellikle Maliye ve Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili bir açıklama bekliyorduk. Yapılan açıklamanın, Albayrak'ın açıklamasının resmi bir hüviyeti olup olmadığını, yerine başka bir formül getirilip getirilmediğini, yoksa tekrar geri bakanlığa gelip gelmediği konusunda hiçbir açıklama gelmedi. Ömer Çelik açıklaması da şöyle söyledi: Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Kendi takdiridir, kendi atamayı yapar, görevden almayı da gerekirse kendisi yapar. Cumhurbaşkanlığımız uygun gördüğünde açıklama yapacaktır, dedi. Bütün herkesin tam 24 saatten beri beklediği açıklama bu oldu. Bu açıklama ne anlamı ifade ediyor? Ben bundan çok fazla bir şey anlamadım. Bir açıklama şeklinde de değil ama merakla piyasalar buradan gelecek bir açıklamayı bekliyor. Hakan Güldağ'a hemen dönelim. Hakan abi, sen ne anladın açıklamadan? Yani henüz hiçbir karar verilemediğini anladım. Yani bununla ilgili bir net bir ortam oluşmamış anlaşılan. Ve Sayın Ömer Çelik de Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakmış oldu. Yani bu açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Benim yapacağım bir şey yok burada, dedi. İstifa etti mi sözüne o da belli bile değil. tam bir şey vermedi ama zaten olaylar ortada, hani güncel olarak izliyoruz dedi. Onu örtülü olarak da bir şekilde doğrulamış oldu. Yani bu zaten bir ispata da ya da doğrulamaya da çok bu anlamda ihtiyaç duyan bir nokta değil. Çünkü zaten Sayın Bakan'ın kendi hesabı o. Yani o hesabı bir fake hesap değil. Hacklenmiş olduğuna dair de hiçbir açıklama da yapılmadı. Yani zaten olsaydı şu ana kadar o yalanlama 10 kere gelmiş olurdu. Yani zaten bildiğimiz bir şeyi onu da tam böyle netleştirmeden bir anlamda üstü kapalı olarak zaten bildiğimiz, izlediğimiz konular diyerek Sayın Çelik bizim tabirimizde biraz geçiştirdi.
Yani Hakan abi, siz bir yanıt vermemiş oldu. Siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Çok uzun yıllardır gelişmeleri, piyasaları ve siyaseti de takip ediyorsunuz. Bu açıklamadan, daha doğrusu affedersiniz, Bakan Albayrak'ın açıklamasından sonra gelişen bu 24 saatlik süreyi nasıl yorumluyorsunuz? Nedir orada? Geri dönmesi mi söz konusu? Yoksa başka bir formül mü var? Nedir sizin yorumunuz? Bir bilgim yok doğrusu. Biz de hep beraber açıklamayı bekliyoruz. Ama açıklamanın da aslında yapılması lazım. Çünkü epey uzun sürdü bu durum. Hani bu sıralarda, yani bu yakın dönemde benzer bir olay oldu mu? Aslında tam benzer bir olay olmadı. Ama Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın İçişleri Bakanı'nın benzer, yani bir istifası gündeme gelmişti. Ama o bu kadar uzun sürmedi. Herhalde 7.30-8 gibi yine o istifa gündeme gelmiş. Ama daha o gün bitmeden, yani gece yarısı olmadan 11 sularında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu kabul etmediği ifade edilmişti. Mesele de bir anlamda açıklığa kavuşmuştu. Ama şimdi öyle bir durum yok. Yani söylendiği gibi, soruyu soran arkadaşlar da neredeyse 24 saattir beklenen bir konudur diye ifade ettiler ki işte zaten saatler hepsi ortada. Yine dün bu saatlerde gündeme düşmüştü konu. Yani peki, hala peki şöyle bir şey değerlendirebilir miyiz Hakan tabii abi? Tabii ki doğru değil. İşte bakıyorum mesela, şu anda izleyemiyorum ama muhtemelen oradan görebiliyorsunuzdur siz. Yani herhalde Euro'da, Dolar'da biraz da olsa yukarıya doğru hareketlenmiştir. Piyasalar bu kadar belirsizlik beklemiyorlar, beklemezler, evet, istemezler, sevmezler. Açıklamadan önce 8.15'in altındaydı. 8.18'e kadar dolar çıkmış durumda. Evet. Euro'da 9.47 düzeltiyorum. 9.67'ye kadar yükselmiş oldu. Arkadaşlar onları da ekrana da verirseniz. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Resmi olmayan bir açıklamaydı. Sosyal medya hesabından Sayın Bakan açıklama yaptı. Şöyle değerlendirebilir miyiz? Bakanın görevde kalma ihtimali söz konusu olabilir mi? Bilemem ama bu böyle bir açıklamadan sonra en azından işte Cumhurbaşkanı'nın bunu kabul etmediği açıklamasının gelmesi lazım. Çünkü Sayın Bakan bir karar vermiş. Evet, sonuçta şok bir karar, sürpriz bir karar. En azından bizim kamuoyunun beklediği bir karar değil. Yani şimdi yavaş yavaş bir takım arka planlar söyleniyor, ifade ediliyor. Zaten bununla ilgili bir süredir tartışmaların olduğu ifade ediliyor ama bunlar kamuoyuna yansımış meseleler değildi. Onun için sürpriz bir karardı ama bir karardı. Ben görevi, yani istifa ediyorum kelimesini kullanmıyor ama ben göreve devam edemeyeceğim diyor Sayın Bakan bu noktada ve bunu sağlık sorunlarına da bağlıyor. Ailesine daha fazla vakit ayıracağını ifade ediyor ki bu tür böyle klasik istifa ya da görevden ayrılma yazılarında bunlar genellikle yer alan konulardır. Ama onun ötesinde at izi it izine karıştı ifadelerini de kullanıyor. Ve şu ana kadar da bunların ne manaya geldiğine ilişkin de bir açıklama yok. Onun için beklemek durumundayız herhalde. Yani çünkü teyit ettirebildiğimiz bir konu yok. Teyit ettiğimiz bir tek konu var. O da sosyal medya hesabının gerçek olmasından kaynaklanan bu vesikanın, bu elektronik vesikanın ortada olması. Onun dışında işte biraz önce hep beraber, hatta bugün saat 2'de yani işte Dışişleri Bakanları ve işte büyükelçilerin toplantısıyla ilgili toplantıya katılacak Sayın Cumhurbaşkanı ve orada bir açıklama yapılacak denildi. Bu duyumlar alındı. Olmadı. Sonra saat 4'teki toplantıda benzer bir gelişme beklenti. O da olmadı. İşte en son MYK toplantısından sonra mutlaka bir açıklama olur. Hani sonuçta Maliye ve Hazine Bakanı, hani bununla ilgili bir netliğin olması lazım. Yani ülkenin idaresinde, yönetiminde son derece önemli bir bakanlık. Hepimizin de hassas olduğu da bir konu. Siz bununla ilgili kocaman bir kanal
yürütüyorsunuz. Biz bununla ilgili, yani ekonomiyle ilgili bir gazete yürütmeye çalışıyoruz. Baktığımızda sonuçta vatandaşın da, iş dünyasının da, medyanın da son derece ilgi olduğu konu ve muallakta kalmış bir konu. Açıklığa kavuşmaması bence doğru değil. Kavuşması gerekir. Ama onun ötesinde neden böyle olduğuna dair doğrusu benim bir senaryom yok. Yani teyit ettirebildiğim bir şey de yok, bilgi de yok bu konuda. Teyit ettiremediğim konuları da zaten ifade etmek sadece dedikodu olur. O da doğrusu kimsenin işine yaramaz. Hakan abi çok çok teşekkürler. Programımıza katıldın. Çok çok değerli fikirler, açıklamalar yaptınız. Gerçekten sizin gibi bir gazeteciye ihtiyaç vardı bu durumu değerlendirmek için. Bakalım ne olacak, nasıl piyasa buna tepki verecek? Döviz cephesinde bir miktar yükseliş başladı bir belirsizlikten dolayı. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz programımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Hepimize. Evet sevgili seyirciler, programımıza devam ediyoruz. Ara vermeden devam ediyoruz. Özel bir durumla karşı karşıyayız. Egemen Kaya'yla bir konuşalım isterseniz, ona soralım. Bu olup bitenleri piyasa nasıl yorumlayacak? Egemen Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, merhaba Ali Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler. Merakla beklediğimiz açıklamaya ulaşamadık. Şimdi piyasa bunu nasıl, olumlu mu algılayacak, olumsuz mu algılayacak, aynı trendde mi gidecek? Ciddi anlamda dünden itibaren dolar ve euro Türk lirası karşısında ciddi değer kaybetmişti. Türk lirası değer kazanmıştı. 8'lere kadar dolar, 8.53'ten 8'lere kadar geriledi. Gram altında ciddi bir düşüş, %9 civarında bir düşüş. Euro aynı şekilde ciddi anlamda Türk lirası karşısında düşüş. %3.30 civarında borsanın yükselişi. Ama bütün konu bu akşam yapılacak olan açıklamadaydı. Piyasa nasıl şimdi tepki vermeye başlayacak? Ya Ali Bey, şimdi piyasanın geneline baktığınızda piyasa neyi sevmez? Belirsizliği. Belirsizliği sevmez. Şu anda durum belirli mi? Belirsiz. Dolayısıyla bu belirsizlik devam ettiği müddetçe piyasanın şimdiye kadar fiyatlamış olduğu olumlu hava biraz daha olumsuza döner. Yani bu ne demek? Genel olarak zaten ilk etapta Merkez Bankası Başkanı'nın cumartesi gece yarısı 3'te alınması ilk etapta biraz olumsuz gibi karşılanmıştı. Ama Naci Bey'in hem iyi bir tek muktat olması, hem Cumhurbaşkanı'na hızlıca ulaşabilecek fikirlerini kendisine direkt aktarabilecek, Cumhurbaşkanı'nın da güvendiği bir hem eski... Ses gitti arkadaşlar. Evet. Egemen, evet devam ediyor. Egemen Kaya'nın da bir teknik bir sorun çıktı. Hemen tekrar bağlanıyoruz. Anlaşılan şu ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Ya da bir iletişim başkanlığı aracılığıyla bir kamuoyuna bir açıklama gönderecek. Bu akşam o açıklama gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ama iletişim başkanlığıyla bugün yaptığımız görüşmede bugün öğleden sonra bir açıklama geleceği, hatta bu Anadolu Ajansı üzerinden de yapılabileceği gibi iletişim başkanlığı üzerinden de yapılabileceği söylenmişti. Dolayısıyla onların ikisi de yapılmadığı gibi akşam saat 19'da AK Parti MYK'sı sonrasında Ömer Çelik'in açıklaması bekleniyordu. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bakalım nereden gelecek? Egemen Kaya ile tekrar devam ediyoruz. Evet, burada bir belirsizlik var dedin. Yarına kadar bir açıklama gelmeme ihtimali de var. Belki ilerleyen saatlerde bir açıklama da gelebilir. Ali, şöyle toparlayalım istiyorsan. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii Naci Bey'in gelmesi ve Cumhurbaşkanımıza olan bağlantısının kuvvetli olması, geçmişten bir çalışma arkadaşlarının olması piyasada olumlu olarak algılanmıştı. Olumlu olan ne? Yani arada başka aracılara gerek kalmadan icap ederse Cumhurbaşkanı'na konuları birebir aktarabilecek bir Merkez Bankası Başkanı kimliği esasında satın alındı. Bu Merkez Bankası Başkanı kimliğinde tabii ki Naci Bey'in daha önce para politikalarıyla alakalı iştigal ettiği konular yok, ama konuları
en azından politika anlamında, enflasyon anlamında daha önce Maliye Bakanlığı yaptığı dönemlerdeki aksiyonları da göz önüne alındığında pozitif olarak algılandı. Tabii dün akşam 24 saat oldu, daha fazla oldu hatta. Gelen haber herkesi şok etti. Öncelikle hack mi oldu, acaba gerçek midir, değil midir derken şimdi 24 saat geçmiş. Herhangi bir de açıklama yapılmamış. Dolayısıyla biz artık bunun gerçek olduğunu zaten kabul etmek durumundayız. Yani Egemen Kaya, bir küçük bir ara vermemiz gerekiyor. Zorunluymuş. Onu verelim, tekrar devam edelim. Küçük bir araya gidiyoruz. Hemen arkasından dünya halleri Egemen Kaya ile birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, tekrar birlikteyiz. Dünya halleri devam ediyor. Egemen Kaya ile konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu akşam bir açıklama gelip gelmeyeceğini merak ediyoruz. Piyasalar kapandı, borsa kapalı. Yarın sabaha kadar bir açıklama gelirse bu konuyla ilgili piyasalarda o açıklamanın üzerinden devam edecek. O zaman bunu bu şekilde değerlendirelim. Egemen, şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal, piyasalar sabahleyin açılmadan önce bir açıklama yaptı. Ve bu piyasalarda olumlu bir etki olarak değerlendirildi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi biraz önce başladığım gibi ilk önemli konu Naci Bey'in Cumhurbaşkanı'yla gerçekten yakın bir ilişkisinin olması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine güvenmesi. Güveniyor ki daha önceki pozisyonundan bu pozisyon atan. Yani nedir? İşte piyasalarda konuşulan bazı söylentiler vardı son faiz arttırımıyla ve faiz arttırımı neden olmadığına ilişkin. Oradaki konuda iletişim konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacağı ve esasında bazı şeylerin faiz arttırımı gerektiği noktalarda belki Cumhurbaşkanı'na daha net aktarılabileceği noktası vardı. Tabii biraz önce Ömer Bey'in de söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı sisteminde gördüğümüz üzere birçok konu esasında Cumhurbaşkanı'nın onayına ve yetkisine tabi. Yani onun kararlarıyla ilerleyen bir yapı var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın başkanının da kendisini anlatabilecek tarzda biri olmasını piyasa öncelikle olumlu algıladı. Daha sonrasında Naci Bey'in yaptığı açıklamada fiyat istikrarı için tüm araçları kullanacağız demiş olması, gerekli politika kararlarını verilere bakarak alacağız demiş olması, fiyat istikrarı bizim temel hedefimizdir demiş olması ve bunun aslında yanında piyasanın istediği sözlerdi ya da açıklamalardı. Tabii iletişim için de şeffaflık ve öngörülebilirliği koymuş olması. Öngörülebilirlik ne? Bizim FED'den esasında gördüğümüz, yani son belki 4 seneye baktığında FED'in beklentiler haricinde faiz artışı veya azaltımı yaptığı çok nadirdir. Ama geçen PPK toplantısı ne oldu? Piyasa önceden fiyatladı. 200 bazlık bir 150-200 baz puanlık bir artış, ama bu gelmeyince piyasanın tepkisi ne oldu? Sert oldu. Tepki ne oldu? 7.70'lere kadar gelen bir dolar TL yaklaşık 2 haftalık süreç içinde, 2-2,5 haftalık süreç içinde 8.50'lere kadar geldi. Dolayısıyla buradaki bu iletişimin ve enflasyonun arttığı bir dönemde yaklaşık %12 civarında enflasyon oranımız var. Üretici enflasyonuna bakarsan %18-18,5 civarında ve bu dönemde COVID ile alakalı endişelerin olduğu dönemde tabii ki bu değişikliği ve bu yönde atılacak biraz daha normalleşme olarak gördüğü hareketleri piyasa olumlu algıladı. Tabii dolar TL'nin 8.50'li seviyelerden 8'li seviyelere gelmesindeki tek etken bu değil. Bugün haberi çıkan işte bir ilaç şirketinin koronavirüse, COVID'e %90 olasılıkla, %90 etkiyle aşı bulduğunu açıklamış olması. Aynı zamanda Biden'ın hafta sonunda başkanlığını ilan ettikten sonra yaptığı açıklamalar piyasada hem yurt dışını hem de yurt içini esasında coşturdu. Bugün baktığımız noktada COVID aşısının bulunduğunu belirten haberden sonra altında da çok ciddi, altın ve gümüşte de çok ciddi, %9'a yakın bir düşüş oldu. %8 neredeyse düşüş gördük. Dolayısıyla bunların hepsine bakmak lazım. Gelişmekte olan piyasalara baktığımda mesela dolar ruble %1 civarında aşağıda. Dolar
Güney Afrika randı %1.15 civarında aşağıda. Demek ki biz takribi olarak %3 ile %3.5 civarında bir toparlanmayı, TL'de toparlanmayı bu haberlerden dolayı koymuşuz. Tabii Berat Bey'in istifası bazında değerlendirilmesi gereken bir konuda Berat Bey Ekonomi Bakanlığı'nın atandığından beri burada özellikle yurt dışı yabancı yatırımcılarda Berat Bey'in ailevi ilişkisinin de olmasından dolayı gerçekten bu yapılması gereken bir atama mıydı şeklinde soru işaretleri vardı. Onun son da iki biraz... buçuk dakikamız kaldı. Şu bir soruyla sana sormak istiyorum. Sizin toparlamanızı özellikle de istiyorum. Şimdi bu akşam bir atama yapılırsa, küresel alanda ciddi bir rüzgar da yakalandı. Joe Biden'ın gelişi ve doların değer kaybetmiş olması bizim de üst üste geldi birçok şey. Dolayısıyla bizim lehimize oldu. Yarın piyasalar nasıl açılır? Bir açıklama gelmez ve bu sükunet devam ederse yarın piyasalar nasıl açılır? Son iki dakikamızmış, yönetmen arkadaşım uyarıyor. Ali, yani kimin olacağına ve nasıl atanacağına bakar ama buna bir gecelik olay olarak bakmamak lazım. Yani bu gerçekten hem Merkez Bankası anlamında hem de Ekonomi Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı anlamında sürdürülebilir ve sürekli bir politika manzumesine bakar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da atacağı adımın haricinde gerçekten uzun soluklu bir maraton Merkez Bankası bankacılığı başkanlığı ve bu maratonu tamamlayabilmek, bu maratonu götürebilmek lazım. Dolayısıyla uzun soluklu bakmak lazım. Biliyorsun Biden geliyor. Biden özellikle dış politikada Jefferson yöntemleri dediğimiz işte özgürlüğü tam gerçekten Empire of Liberty dediğimiz özgürlüğü tam yayma ve ittifaklar haricinde daha mutabakatlarla ilerleyen bir politikası olabilir. Bunların daha önce yaptığı açıklamaların bize etkileri ne olacak onlara da bakmak lazım. Covid'in önümüzdeki 3-6 ayda Türkiye'ye etkilerine bakmak lazım. Dolayısıyla sadece Merkez Bankası Başkanlığı değişikliği, Ekonomi Bakanlığı değişikliğiyle olacak bir konu değil. Bu değişiklikler şu an pozitif yansıdı ama bunların önümüzdeki dönemde getireceği ve uygulayacağı politikaları da çok son derece Naci Bey'in açıkladığı gibi şeffaf ve öngörülebilir şekilde açıklamaları halinde biz o zaman kalıcı biraz daha durağanlığa ineriz. Ama belirsizliğin kaldırılması ve ismin itibar bir isim olması tabii ki dolar TL'de gelinen noktayı biraz daha koruyacak. Belki TL'ye bir kademe daha değer kazandıracaktır. Ne zamana kadar? 19 Kasım'da gelecek karara kadar. O kararda gelecek PPK toplantısına gelecek karara kadar bir sakinlik sağlanabilir. Çok çok teşekkürler Egemen Kaya programımıza katıldı. Tabii ki bugün çok özel bir gün oldu. Ömer Çelik'ten bir açıklama bekledik. Oradan beklediğimiz bir açıklama gelmeyince programı biraz zamanını da daraltmış olduk. Bakalım yarın nasıl olacak, piyasalar nasıl tepki verecek, bu gece bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi onu da merakla bekleyeceğiz. Çok çok teşekkürler Egemen Kaya programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim Ali, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, ciddi, önemli bir günü geride bıraktık. Hem küresel piyasalarda hem Türkiye kendi piyasasında gerçekten kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir gündü. Ve bu günü tamamladık, istediğimiz haberleri de elde edemedik. Onları da bekliyoruz. İsterseniz küçük bir ara verelim, bir reklama gidelim, ondan sonra bitirelim. Herhalde böyle bir pazartesi uzun zamandan beri geçirmemiş olduk. Türk lirasının ciddi bir değer kazandığı dolar ve euro karşısında bir dönemi geride bıraktık. Gram altında %8-9'lara yakın bir değer kaybını gördük. Borsada %3 üzerinde bir değer kazancını gördük. Küresel piyasaların coştuğu, petrol fiyatlarının yükseldiği bir gün bitti. Ama Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili soru işaretinin çözümünü ya da cevabını bulamadık. Yarın
Bakalım yarına kadar bu konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi? Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları piyasaları ciddi anlamda onuru etti, hatta güven tazeledi diyebiliriz. Bütün bunları toparlayacağız. Yarın tabii ki bütün her şeyin lideri, komutanı, piyasalar. Bakalım piyasalar nasıl cevap verecekler? Yarını bekleyeceğiz. Programımızı burada noktalandırıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte 19'da Dünya Hallerinde buluşmak ümidiyle hepinize en içten sevgi ve saygılar. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.